Merhaba haftalık izleyicileri. Bugün yine Mert Büyükkarabacak ile birlikteyiz. Tokalaşmayla başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Bahçeli'nin haftalar süren yoğun bir gündemin içerisinde bulduk kendimizi. Bugün gelinen son aşamada devrimci demokrasi güçleri açısından durumu değerlendirmeyi büyük bir önem arz ediyoruz. Bununla ilgili hem başlamak istedik açıkçası. Merhaba buyurun. Fatma, nasılsın? Günaydın. Sağ olasın, günaydın. Hoş geldin ben. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Yani dediğiniz gibi süreç bu hafta giderek rengini daha bir net bir şekilde ortaya koydu. İlk başta Bahçeli'nin açıkçası bu el sıkma jestinin buralara kadar geleceğini pek fazla ummadığımızı, evet, evet. Çünkü kurulmuş olan rejimin esas olarak çökertme planı üzerine inşa edilmiş olduğunu ve Kürt sorunu konusunda herhangi bir esneklik gösterecek bir yapıda olmadığını değerlendiriyorduk. Uzunca bir süre açıkçası bu değerlendirmemiz bizi büyük oranda doğru bir hatta tuttu ve o dönemde ortaya çıkan kimi beklentilerin bir altyapısının olmadığı daha sonra ortaya çıkmıştı. Yerel seçimlerde de aslında benzer bir sürecin olasılığının yoklandığını biliyoruz. Fakat bugün gelinen noktada böylesi bir gelişmenin yaşanması, artık rengini giderek ortaya koyan bir hale de bürünmesi çok belirgin. Bu hafta özellikle Bahçeli'nin yapmış olduğu konuşma işin kodlarını biraz daha belirgin bir şekilde ortaya çıkardı. Özellikle Kandil ve Edirne değil, İmralı ve Demp üzerinden yürüyen bir süreç öngörüsü var devletin ve bu süreçte de aslında Öcalan'la yapılan görüşmelerin şimdiye kadar kısmen bir mesafe kat edilerek bu açıklamaların yapıldığını da düşünmemizi mümkün kılacak bir tablo var. Çünkü buradaki herhalde en önemli unsuru devlet Öcalan ve Öcalan'ın tabii ki kendi hareketi üzerindeki karizması, hegemonyası ve etkisi olarak görüyor. Ve hatta işte Öcalan'ın Demirtaş devre dışıyken gelip mecliste Dem Parti grubunda konuşması dahi şey yapıldı, gündeme getirildi. Tabii Kandil'in böylesi bir sürecin dışında kurgulanması açıkçası TUSAŞ'a yönelik saldırının da önemli bir gerekçesi olduğu gibi gözüküyor. Çünkü burada taraflar birbirleriyle zor ve eylemler üzerinden konuşuyorlar. Bu tabii bir yanıyla umut veren bir süreç. İster istemez tabii ki kimi çevreler açısından barışın yeniden gündem olması bir biçimiyle, yani o 2017 sonrasında, 2016 sonrasında ortaya çıkan kilitlenmenin farklı bir dinamizmle yeniden açılması tabii bir yanda umut veriyor. Ama bir yanıyla da bunun altındaki sahiplere baktığımızda Orta Doğu'daki büyük alt üst oluşunun içerisinde pozisyon alma, orada konumlanma çabalarının etkili olduğu, yani Kürt sorunun çözümünden ziyade aslında bu yeni konjonktürde hem iç siyasette hem dış siyasette bir pozisyonunu güncelleme arayışının baskın olduğu bir şey var. Zaten yani aslında şöyle değerlendirmeleri ben çok yetersiz buluyorum. Yani işte samimiyet testi, işte samimiler, samimi değiller. Yani burada samimiyet arayacak bir tablo yok. Evet. Yani devletler, yani bunlar sonuçta soğukkanlı hayvanlar diye düşünebiliriz. Yani çıkarları doğrultusunda pozisyon almaya çalışan aktörler var. Yoksa böyle inanmış aktivistler gibi bir samimiyet arayışı içerisinde olmamızı gerektirecek bir durum yok. Tabii ki burada Kürt sorunu çözmek gibi ya da yani halklarımızın ihtiyacı olan barışı inşa etmek gibi bir çaba öncelikli değil. Burada dediğim gibi gayet real politik unsurlar var. Ama bu real politik unsurların varlığı ve böylesi bir sonuç yaratmasının da tabii ki siyaset yapma açısından, barışı arzulayanlar açısından çeşitli manevra alanları açtığını görüyoruz. Şimdi burada tabii çeşitli handikaplar var. Bunlardan birincisi iktidarın bu süreci aslında barış ve demokrasi güçlerini parçalamaya dönük bir hamle olarak, öncelikli olarak ele alması. İç siyasetteki beklenti bu. Yani karşısındaki bloğu dağıtmak ve özellikle bütün buradaki politik aktörleri kimi iç çelişkilerle yoğurmak. Yani
Şimdi siz eğer Demirtaş'ın devre dışı bırakıldığı, Kürt siyasetinin kimi unsurlarının iyi, kimi unsurlarının ise hani tamamen çözüm sürecinin dışına itilecek unsurlar olduğunu ortaya koyan bir çerçeve çizerseniz, bunun aslında tam da karşınızdaki öznenin içerisine dönük bir politik hamle olduğuna dair kaygıları daha da arttırırsınız ve bu sürecin ilerlemesiyle ilgili sürtünmeleri de büyütürsünüz. Zaten geçtiğimiz 2-3 gün içerisinde bunu çok fazla gördük. Dolayısıyla her şey daha çok yeni. Çok kapsamlı analizler ve değerlendirmeler yapmak için de herhalde çok erken, ne çok iyimser olmak gerekiyor. Zaten en baştan beri böyle bir tutum içerisinde olmanın önemli olduğunu söyledik. Ne çok iyimser. Çünkü şu da aslında sorunlu bir durum. Yani bu politikayı geliştirenler aslında hem devlet içerisinde hem de Kürt hareketinin çevresinde özellikle Orta Doğu'daki değişen dengelerin, güç dengelerinin kendilerine pozisyon açacağını düşünen kimi yaklaşımlar üzerinden hareket ediyorlar. Mesela Suriye Demokratik Güçleri'nin sözcülerinden Diyem Abdullah'ın işte öyle bir şeyi var, açıklaması var. Ve burada işte Amerika'nın bu Gazze süreciyle başlayan İsrail üzerinden geliştirdiği Orta Doğu hamlesinin Orta Doğu'da artık bütün taşları yerinden oynattığı, Trump gelse bile bunun daha da ivmelenerek devam edeceği, dolayısıyla hedefin Suriye ve İran olacağı, dolayısıyla İran ve Suriye'nin çözülmesiyle aslında bu bölgede çok çeşitli imkanlar ortaya çıkacağı ve bu gelişmelere karşı çıkan tüm unsurların da bu dönemde kaybedeceğine dair bir değerlendirme var. Bu değerlendirme baskınsa, bunun işte etik politik kısmını bir kenara bırakıyorum. Bunlar genelde kağıt üstüne yazıldığı gibi hayatta gerçekleşmeyen değerlendirmeler. Yani Irak'a gittiğinde de Amerikan askerleri işte Saddam heykeli yıkıldıktan sonra oradaki insanların Amerikan ordusunu bağrına basacağını varsaymıştı. Evet. Irak hala da siyasi anlamda kendi rotasını bulabilmiş değil. İstikrar yani İran'ı zayıflatmak için kurgulanan bir saldırıyken İran'ın pozisyonunu daha da güçlendirmişti. Dolayısıyla bizim tavsiyemiz ancak şu olabilir. Bütün aktörlere ihtiyatlı olmak. Yani yeni bir Sykes-Picot'un kapısında olduğumuz, yani coğrafyada çok büyük siyasi altüst oluşların yaşanacağı ve bunun aslında tarihi bir fırsat olduğu, dolayısıyla bu tarihi fırsat almak için de risk almak gerektiğine dair değerlendirmeleri de ihtiyatla karşılamanın, bu süreçte bu bölgede yaşayan halklar arasındaki uçurumu daha da büyütecek tutumlardan uzak kalmanın önemi çok büyük. Çünkü şu trajedi aslında böyle bir milyonlarca insanı ilgilendiren, insanların öldüğü, yakınlarını kaybettiği, işte Rojava'da bombalamalar var, işte Ankara'da bir taksi şoförünün hayatını kaybetmesi var, işte TUSAŞ'ta ölen mühendisler vesaire. Şimdi bunlara baktığımızda aslında toplum bu süreçte ne olduğunu anlayamıyor. Yani insanlar, halk bu sürecin öznesi kesinlikle değil. Tenis maçı seyreder gibi açıklamalara bakılıyor. Halbuki barışa en çok ihtiyacı olan Türkiye halkları. Yani milyonlarca insan barışı arzuluyor, istikrarı arzuluyor, kardeşliği arzuluyor, refahın paylaşılmasını arzuluyor. Ama bu süreçte bir özneleşme problemi var. Aslında bugün belki konuşacağımız tüm meselelerdeki esas sorunumuz bu. Yani bir özne olma problemi var. Şimdi bölge halkları açısından da, yani Amerika'nın ve İsrail'in dizaynına açık bir Orta Doğu coğrafyası aslında çok hazin bir görüntü. Evet. Çünkü milyonlarca insanın hayatı ve burada işte Gazze'de 40 bin üzerinde insanın ölümünden bahsediyoruz ve bunun üzerinden soğukkanlı bir şekilde bunu yaratacağı politik imkanlarla ilgili analizler yapıyoruz. Burada aslında sosyalistlerin bütün bu real politiğin dışında bir imkanın da olduğunu gösteren bir tutum alması, bölge halklarının emperyalizm karşısında ortak tutunumunu, bir arada varoluşunu, kendi sorunlarını kendi içinde çözmesini esas alan bir yaklaşımı ön plana çıkarması, halkların barış ve kardeşlik arayışında özne olmasını da önemseyen bir pozisyonu savunması bence son derece önemli. Yoksa halkı korku içerisinde, bu süreçte acaba başımıza bir şey gelebilir mi? Yani mesela şöylesi bir haber okudum, çok yani iç acıtıcı. İşte İsrail'in
Lübnan'ın güneyine, Dahiye bölgesine, Beyrut'un güneyine yaptığı saldırılar sonrasında işte o bölgede yaşayan Şii Lübnanlıların, Hristiyanların ve diğer etnik yapılardan insanların ya da Sünnilerin yaşadığı mahallelere gitmesinin, o bölgelerde yaşadığı tedirginlik ve gerilim, insanların bu tanımadığım insan burada, burayı o yüzden bombalarlar mı acaba korkusuyla bu insanlara karşı reaksiyon göstermesi ve onları oradan kovalamaya kalkması, hatta bunun olası bir Lübnan iç savaşını yeniden tetikleme ihtimalinin konuşuluyor olması aslında karşı karşıya bulunduğumuz trajedinin esas öğesini gösteriyor. Burada bizim savunmamız gereken şey tabii ki barış, tabii ki kardeşlik, tabii ki halkın, toplumun özne olması ve egemenlere karşı kendi çıkarlarını savunabilecek, bu süreçle ilgili net bilgiye sahip olabilecek bir konumun inşa edilmesi. Ben bunun oldukça önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Evet. Zaten bu yoğun tartışmalar aslında Türkiye'nin iç sorunları açısından da bir takım şeyleri de gölgeliyor. İşte birkaç hafta önce yaşanan işte Yeni Doğan Çetesi'nin yarattığı bütün kamuoyundaki yoğun trajedi duygular diyelim. Çünkü hiç kendi özelleştirmeyle ilgili kendi tanık olduğum hiçbir olayda bu kadar vahim bir tabloyla karşılaşmadık. Orada gerçekten bir çete ve çocukların ölümüne sebep olan ve ondan para kazanan, rant kazanan bir çete. Bununla ilgili ne söylemek isterim? Evet, yani dediğiniz gibi, yani tabii bir anda aylardır tecrit içerisinde olan Abdullah Öcalan'ın mecliste konuşması gibi bir ani değişiklik ortaya çıkınca, gündem değişikliği ortaya çıkınca insanların buraya kilitlenmemesi mümkün değil. Ama sizin de dediğiniz gibi geçtiğimiz ay içerisinde yaşadığımız şeyler açısında yenilir yutulur konular değil. Yani dediğiniz Yeni Doğan Çetesi, 12 bebeğin ölümü, yani günlük 8 bin lira SGK'dan şey alabilmek için çocukların ölüme terk edilmesi. Burada gayet soğukkanlı bir şekilde taraflar arasındaki yapılan konuşmalar, işte göçmen çocuğu olursa o kadar para getirmiyor. İllaki işte Türk olsun, yerli olsun diye konuşulması. Bunun içinde doktorların olması, bunun içinde bütün siyasi partilerden neredeyse bildiğim kadarıyla DEM Parti'de kimsenin bir ilişkisi çıkmadı ama CHP'li, AKP'li, MHP'li, hastanenin yöneticisi MHP'li. İşte bir tane CHP'den bu konuda istifa eden birisi oldu vesaire. AKP'liler var. Zaten dediğiniz gibi yani bütün bu işlerin bu noktaya gelmesinde sağlıkta özelleştirmenin çok önemli bir pozisyon, rol oynadığını biliyoruz. Yani sağlık sistemi içerisinde özel hastanelerin yatak sayısı son yıl, 20 yıl içerisinde kamudaki ya da üniversite hastanelerindeki artan sayının artışın iki katı oranında. Sadece 2023 bütçesinden SGK'dan özel hastanelere aktarılan kaynak 35 milyar lira. Yani kalbinde 13 tane stent olan insan olduğuna dair raporlar var ve burada bir şebeke oluşmuş vaziyette ve bu şebeke üzerinden işte kamu fonları, kamusal fonlar özel hastanelere doğru emiliyor. Emme basma tulumba var orada çalışan ve bu özellikle biliyoruz ki bu sahada hem tarikatların çok yoğun bir şeyi var, yatırım ağı var. Yani kimi çok meşhur hastaneler aslında tarikatların ve daha önceki iki sağlık bakanı da aslında hastane ağlarının sahibi. Önceki bakan zaten, bir önceki bakanın Fahrettin hastanesi Koca, de kapatıldı. Hem Fahrettin Koca'nın önceki müezzin oğlunun da. Dolayısıyla burada aslında sermayenin vampirleşmesinin çok net bir örneğini görüyoruz. Evet. Aslında işte mafyalaşmadan tutalım bu şeye, çeteleşmeye, işte bu bütün Orta Doğu'nun yağmalanmasına, hepsine baktığımızda aslında son kertede işte işler ilerledikçe, yürüdükçe karlara, işte sermayenin vampirleşmesine, bir tarafta muazzam enerji kaynaklarının yarattığı arayış. Yani bütün bu İsrail'in katliamının arkasında işte Avrupa'ya, Rusya gazına alternatif bir enerji yolunun açılması olduğunu düşünebiliriz. İşte yeni doğan bebeklerin katledilmesine giden yolda işte oluşan şebekenin yine büyük bir kar rant ağı inşa etmiş olduğunu düşünebiliriz. Yani diplomatik plakalı araçlarla kokain taşınan, bakan yardımcılarının üzerinden, işte VIP kapısından giren bakan yardımcılarının üzerinden kaçak altınların çıkarıldığı.
Yani ülkenin dört bir yerinin mafya tarafından parsellendiği, özellikle varoşlarda devrimci yapıların üzerindeki yoğun devlet baskısının sonrasında yoğun bir çeteleşme ve gençlere çete üyeliği dışında neredeyse herhangi bir geleceğin öngörülemediği bir durumun yaratılması, bu halkımıza çizilen bu karanlık tablo, bu cendere açıkçası bizim kabul etmememiz gereken, buna karşı örgütlenmemiz gereken, buna karşı direnmemiz gereken, bunu sineye çekmememiz gereken bir çerçeve oluşturuyor. Utanç verici yani. Evet. Yani en son işte Nari'nin katledilmesi, işte orada bir AKP'li bakanın dediği gibi görmemesi gereken bir şeyi gördü diye 8 yaşında bir çocuğun son derece soğukkanlı bir şekilde katledilip bir çuvalla bir yere konması da aslında bu insansızlaşmanın, kapitalizmin yaratmış olduğu bu korkunç çürümenin bir başka tezahürü. Bu çürüme karşısında sosyalizm hala halklarımızın umudu ve bu noktada bizlere de hem bir etik politik önderlik yapmak hem de bu süreçten çıkış için ortak hareket etme noktasında çok önemli görevler düştüğünü gösteren, biz bir insanlık adasını temsil ediyoruz. Yani bu çürümüşlük içerisinde sosyalistler kendilerini koruyabildikleri ve programlarını hayata geçirebildikleri oranlarda gerçekten de bir insanlık vahasını temsil ediyor. Bu vahayı büyütmek hepimizin görevi. Evet. İstersen buradan dün çıktı haberleri Mehmet Şimşek. İşte asgari ücretin %17, %25 bandında olacağına yönelik açıklamalar, işte bu IMF ile yapılan görüşmeler meselesi. Aslında önümüzdeki dönem Kasım Aralık ayı da gerçekten ücret meselesinin bütün emekçi kesim açısından birincil gündem olduğu ve ücretlerine yapılacak zam meselesinde büyük bir beklenti var. Bu anlamda hem sendikalar hem işte işçi örgütleri ve Türkiye'li işte devrimci güçler açısından da bu mesele önümüzde büyük bir şey gündem olarak gelecek ama çok çok altında enflasyonun bir şeyle tabloyla gene karşı karşıya kalacağız. IMF'nin önerisi yardım paketlerine yönelik bir şey ekonomiyi planlayın. Ama ücreti de işte bu sınırlarda tutun şeklinde. Biraz daha gerçekten yardım paketlerine mahkum edecek bir sistemle karşı karşıyayız. Bu daha da tabloyu derinleştirecektir bizler açısından. Yani tabii halkımız açısından muazzam bir açlık ve yoksullukla sınav olduğumuz bir momentin içerisinden geçiyoruz. Aslında bu iktidarın son açılımının bu tablodan çok bağımsız ele alınmaması gerekiyor ama tabii o real politik çerçevenin içerisinde bu iç cepheyi güçlendirme aklının aslında sermayenin emekçi sınıflara karşı açtığı savaş konusunda da iç cepheyi sağlamlaştırma olduğu gözlerden kaçıyor çoğu zaman. Çünkü burada büyük bir soygunla karşı karşıya olduğumuzu biz her fırsatta söylemeye çalışıyoruz. Şimdi bir kere bu yaşanan enflasyonun sebebi doğru analiz edilmediğinden, doğru teşhis edilmediğinden ve burada hem iktidarın 2021'de hayata geçirdiği o kur yükselirken faiz düşürme taktiğiyle aslında kendine yakın sermaye gruplarına, küçük ve orta boy sermayeye ucuz kredi teşvikleri açılması karşılığında, toplumun belli kesimlerine bir kaynak aktarması karşısında enflasyonun tetiklenmesi ve bunun emek maliyetlerinde muazzam bir düşüşe yol açması sonrasında böylesi bir tabloyla karşı karşıyayız ve bu tablodan henüz kurtuluş yok. Şimdi burada acaba Türkiye'de enflasyonu tetikleyen yüksek ücretler midir? Türkiye'de reel olarak ücretler çok ciddi bir şekilde düştü ve biz biliyoruz ki 2023 seçimi kapıya gelene kadar aslında emeğin milli gelirden aldığı pay 1/3 oranında düştü. Peki o dönemde yükselen enflasyonun sebebi ücret yükselişleri midir? Kesinlikle hayır. Türkiye'de kur çekişli bir enflasyon vardı ve bu kur çekişli enflasyon da tam da iktidarın uyguladığı faiz politikasının da sonucunda ortaya çıkmıştı. Yani bunun siyasi sorumluluğunu üstlenen hiç kimse olmadı. Şimdi enflasyonu düşürmenin siyasi sorumluluğu ya da sorumluluğu emekçilerin açlığa talim edilmesinde geçiyor. Halbuki şu anda ücretler baskılandı,
kur baskılandı, enflasyon hala aylık %3'ün altına inmiyor. Şimdi o zaman burada bizim tekerleri sorgulamamız gerekiyor. Yani finans kapitali sorgulamamız gerekiyor. Tekerler ve finans kapital Türkiye'deki yoksulluğun temel sorumlusu. Evet. Yani bunların aşırı karlarının enflasyonun temel sebebi olarak görüldüğünü mutlaka altını çizmeliyiz. Şimdi bu bizim gibi böyle hani fanatik komünistlerin uydurduğu bir hikaye değil. Yani bu artık mesela dünyada birçok ülkede büyük şirketlerin bu tür fiyat oynaklıklarını aslında aşırı karlar elde etmek için büyük bir imkan olarak gördüklerine dair bir literatür var. İşte mesela Isabella Weber'in Çin üzerine yapmış olduğu bir çalışmadan esinlenerek geliştirmiş olduğu işte bu şirket karlılıklarının aslında enflasyon tetiklediğine dair tez. Başta New York Times yazarı Paul Krugman tarafından muazzam aşağılanmıştı. Böyle cinsiyetçi bir yaklaşımla. Ama bugün ana akım tezlerden bir tanesi haline geldi. Şimdi bizler de bunu burada görmek durumundayız. Yani perakende sektöründeki tekeller, Türkiye'nin her alanı tekerlerle şey yapılmış vaziyette, harmanlanmış vaziyette, parsellenmiş vaziyette ve bu tekerlerin karlılıkları bugün enflasyonu tetikliyor. Ama siz bu tekerlerin karlılıklarını daha da arttırmak için şimdi işçi ücretlerini var olan yaşanan enflasyona değil de beklenen enflasyonla arttırmaya düşünüyorsunuz. Evet. Şimdi bu akla insafa sığacak bir şey değil. Yani böyle bir şey mümkün değil. Yani böyle bir şey ancak bir zorbalıkla, bir işte böylesi bir faşizan rejim altında işçilere kabul ettirilebilir. Böylesi bir örgütsüzlük koşullarında işçilere kabul ettirilebilir. Yani şimdi düşününüz, var olan öfke o kadar büyük ki, tepki o kadar büyük ki, yani iktidarın bir aparatı haline dönüşmüş. Yani biz yaşımız senin de benim de bunu hatırlamaya yeter. Eskiden Türk İş'in büyük mitingleri olurdu Ankara'da. Onlarca otobüsle gidilirdi. İşte Bayram Meral'in işçiler tarafından taşlanıp ağacın tepesine çıktığı bir fotoğraf vardı meşhur, hatırlarsınız. Sendikal bürokrasi ye karşı işçilerin öfkesi o eylemlerde kabarırdı. Şimdi bu Ergün Atalay denen şahıs, işte geçen hafta da konuştuk, sermayedarlar bizi başka bir ırk gibi görüyor diye birinden duymuş. Güzel bir analoji. Ankara'da miting yaptılar, 100 bin kişi toplandı. Evet, evet. Şimdi bu aslında, yani Türk İş'in bu konuda hiçbir şey yapmadığını biliyoruz. Hiçbir umut vaat etmediğini de biliyoruz ama insanlar kendilerini ifade edecek başka bir kanal bulamadıkları için bunu böylesi bir büyük katılım göstermişler. Burada bizim ücret siyasetini merkezine alan bir çalışmayı güçlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda kimi arayışların olduğunu biliyoruz. Mitinglerin vesairenin yapılması planlandığını ama bu konuda çok ağır işler ilerliyor. Çok yavaş ilerliyor. Yani bence Türkiye'de de dünyada da solun krizinin en temel sebebi bu. Yani ekonomi politik konusunda ayrıksı, belirgin, iddialı, kararlı bir duruş sergileyememek, gündemler içerisinde bunu öne çıkartacak bir irade, bir inisiyatif ortaya koyamamak ve bu sürüklenme sonucunda da toplumla sağlıklı bağlar kuramamak, yani böyle kendini özneleştirme noktasında sosyalist hareketin eğer bir arayışı olacaksa, bir çabası olacaksa, bu aslında bu yaşadığımız, bu anlattığımız bu karanlık tablo muazzam bir imkan ve olanak sunuyor. Hatırlarsınız yani işte insanca ücret haktır kampanyasında işte Şirinevler'deki basın açıklamasında pankartı geldi. İnsanlar tuttular ve açıklamayı çok korkunç bir şekilde sahiplendiler. Şimdi bu hattın büyütülmesinin önündeki engel nedir? Evet. Yani soralım kendimize. Bizim dağınıklığımız, bizim yani kafayı toparlayıp konsantre olup bir araya gelip bir güç yaratıp halkın önünde inandırıcı, ikna edici bir seçenek, bir platform haline gelemeyişimizin önündeki engel nedir? Yani şimdi bu soruya sağlıklı bir cevap veremedikten sonra Türkiye'de açıkçası yani demin taltif ettiğimiz kendi platformumuzu, yani bir insanlık vahası, bir insanlık adası, yani etik anlamda gerçekten bu anlamıyla bu rezillik içerisinde bir umudu temsil eden kesimin bir politik taktik olarak da bir aklı, bir iradeyi, bir güç birikimini ortaya koyması çok önemli. Bu önümüzdeki 2-3 ay sadece emekçiler açısından değil, sosyalistler açısından da bir sınav olacak. Çünkü bu fırsatlar aslında her zaman sosyalistlerin ayağına gelmiyor. Yani böylesi bir toplumla kaynaşma ve örgütlenme imkanı
yani 2027-2028 seçimlerine, yani 28 seçimlerine gidilirken yani 2023'tekine çok benzer bir tablonun ortaya çıkacağını düşünebiliriz. O yüzden bu işçi sınıfı sürekli olarak siyasal İslam'dan kopmaya çalışıyor ama kopmaya isterken karşısında gördüğü alternatifler onu ikna edecek, köklü bir kopuşu tetikleyecek bir enerji, bir sinerji evet. yaratmıyor. Bizim buna odaklanmamız bence bu süreçte çok önemli. Tabii ki ülkenin bambaşka gündemleri var. İşte bu gündemlerle ilgili de değerlendirmeler yapmak önemli ama politik faaliyetin esasını sınıf siyasetinin üzerine inşa etmek bu dönem için büyük evet, bir sorumluluk ve zorunluluk gibi gözüküyor. İstersen buradan Fernans işçilerini selamlayalım. Tabii Fernans işçilerinin başarısı umut verici bir gelişme oldu. Soma'daki maden işçilerinin bu direnişi ve başarısı kazanımı umarım tüm Türkiye işçi sınıfına örnek bir şey olur. Evet. Daha önce Koç işçilerinin, Koç Hastanesi işçilerinin böylesi bir tarihsel kazanımı olmuştu. Bu işte bu tür direnişlerdeki bu tür kazanımlar birbirini destekleye, birbirini büyüte büyüte, diğerine umut ola ola işçi sınıfının özgüvenini büyütüyor. Bir de bu dünyada işte BRICS ülkeleri toplantı gerçekleştirdi. Çok kutupluluğa vurgu yapan Putin'in şey var, bitişinde bir söylemi vardı. Gerçekten dünya ekonomisi açısından da bir şey mi? Hani bir olanak mı bu BRICS? Şimdi BRICS konusu tabii Türkiye'nin üyeliği de gündeme geldi. BRICS'te üyeliği ve olmadı. Şu anda BRICS genişlemeyi erken buldu ve Türkiye'nin üyeliği şimdilik kaldı. Türkiye ne bulursa üye olma peşinde ama yani bunun bir nasıl bir dizge olduğunu çok da fazla değerlendirmeden bu konuda şimdi değerlendirmeler yapılıyor. Şimdi yani BRICS tabii ki işte yeni küresel yükselen güçlerin bir platformu ama bu kendi içinde de son derece çelişkili bir bütün yani bir yanıyla. İşte bir taraf Hindistan sonuçta Amerika ile çok sıcak ilişkiler geliştirebilen, Çin'e karşı kendisini Asya'nın önderi, öncüsü gibi inşa etmeye çalışan bir pozisyonda. İşte mesela Güney Afrika bir tarafta. Güney Afrika yani Merkez Bankası bir ortak para birimi konusunda ya işte bizim bir küresel Merkez Bankası inşa etmemiz lazım ki böyle bir şey olsun diye ayak duruyor. Lula'nın durumu Brezilya'da şey değil yani net değil. Bolsonaro güçleri yerel seçimlerde bir özgüven tazelediler ve aslında orada da Brezilya'nın hangi hatta ilerleyeceği çok belli değil. Yani dolayısıyla böyle çok olgunlaşmış bir şey değil. Ama tabii ki yani ortada çok istikrarlı bir Çin-Rusya aksı var. Ve Çin-Rusya aksı da küresel ticaretin dolar dışı bir para birimiyle yapılması noktasında bir ısrarı ortaya koyuyorlar. Yani dolayısıyla küresel düzene karşı bir alternatif. Yani burası kesin. Ama yani bu küresel düzene karşı alternatif yine sonuçta bu sistem içerisinde tabii. yani kapitalizm içerisinde bir seçenek. Yani her ne kadar orada kamusal ekonomilerin pozisyonu Rusya ve Çin'de farklı olsa da tabii ki yani neoliberalizme karşı bir pozisyon alsalar da yani sonuçta korumacılığı vesaireyi esas alsalar da yani sonuç itibariyle bir küresel kapitalist sistemin alternatifi gibi değil. Ama onun içinde onunla didişen tabii ki büyük küresel gerilimleri de tetikleyebilecek kadar da aslında önemli projelere sahip olan bir gücü temsil ediyor. BRICS Türkiye'nin üyeliği üzerinden gündem oldu ama o yönlü bir gelişme olmadığı için herhalde bu kargaşa içerisinde çok da fazla konuşulmadan şimdilik biraz daha uykuya yatacaktır. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki bugün yaşadığımız Orta Doğu'daki gerilim aslında Çin'in ve Rusya'nın bu bölgede edinmiş olduğu inisiyatifin İran'ın direniş ekseni arkasındaki esas büyük güçlerin Çin ve Rusya olduğu gerçeğini ortadan kaldırmıyor. Yani aslında bu anlatılan bizim hikayemiz. Yani BRICS, Amerika, işte İsrail bunların arasındaki gerilimler vesaire. Türkiye'nin oraya da üye olmak isterken bir taraftan Orta Doğu'daki Amerika planlarıyla rezonansa girmeye çalışırken bir taraftan BRICS'e de üye olmaya çalışması da aslında bu içinden geçtiğimiz küresel konjonktürün bir tezahürü. Bu küresel konjonktür hegemonik gücün güç kaybetmekte olduğu, dolayısıyla bizimki gibi
alt emperyalistik hayalleri olan orta boy kapitalist ülkelerin aslında farklı seçeneklerle iş yapma arayışı içerisinde oldukları bir dönem olmasından kaynaklanıyor. Evet. İstersen programımızı bu haftaki önerilerimizle kapatalım. Evet, evet. Yani şimdi böyle ciddi ciddi konular konuştuktan sonra biraz da isterseniz şimdi öncelikle bu hafta ne izlemeli ne okumalı diye biraz belki bazı başlıklardan bahsedebiliriz. Birincisi mesela bu Zeki Demirkubuz'un Hayat filmi. Evet. Sinemalarda da oynadı. Sen izlemişsindir muhtemelen. O bu hafta cumartesi akşamı TRT2'de yayınlanıyor. Türkiye'nin Oscar adayı Zeki Demirkubuz da kendisini sevdiğimiz, takdir ettiğimiz çeşitli egoistçe tutumları olsa da yani bir sosyalist sinemacı olarak bildiğimiz bir insan. Dolayısıyla arkadaşlar izleyebilirler. Yine şeyde TRT2'de 25 Ekim Cuma yani bu akşam Aşık Veysel'in hayatını anlatan güzel bir film var. Hem de şeyde de yine hafta içinde de Art Kalıç 1994 diye bir Çin animasyonu var. Burada Çin Güney Sanat Akademisi'nde okuyan bir grup öğrencinin güncel hayatlarıyla ilgili bir animasyon belgesel karışımı. Yani Çin toplumu çok merak ediliyor, çok da iyi bilinmiyor bizim tarafımızdan. Dolayısıyla arkadaşların ilgisini çekebilir. Evet. Yine Mubi'ye bu cumartesi akşamı Marianne ve Juliana diye bir film geliyor. O da 1968 kuşağından iki kız kardeşin deneyimleri, mücadeleleri vesaire enteresan bir film olduğunu düşünüyorum. Yine Netflix'te Şili yapımı Paralel Hayatlar. Bu da Şili'nin Oscar adayı olan bir film. Yani aslında Cannes'da ve San Sebastian Film Festivallerinde oynadı. Şimdi de Netflix'te bir fırsat bakmakta fayda var. Yani bahsediyoruz işte içinden geçtiğimiz günlerin sıradışılığını, yani bir tür böyle Armageddon, bir tür kıyameti anımsatan boyutlarını, apokalipsi hatırlatan boyutlarını. Murat Günsoy'un Kıyamet Sonrasında Olağan Bir Gün isimli romanı aslında bu ruh halini distopik çerçevede ele alan bir roman. Arkadaşlar ona da bakabilirler. Bu arada yani sosyalist kamuoyundaki dergilerde neler oluyor diye biraz ona da bakmak iyi olabilir. Yeni E dergisinin mesela son sayısı, Hakkı Özdal'ların da burada tabii çok emeği var. Son sayısı yayınlanmış. Lenin ve Kültür dosyası var. Burada Ulaş Töre Sivrioğlu, çok üretken bir arkeolog arkadaşımız. Onun da Lenin ve Sovyet Arkeolojisi diye bir yazısı var. Ben tavsiye ediyorum izleyicilerimize. Yine Teori ve Eylem, daha çok Emek Partisi çevresi tarafından hazırlanan bir teorik yayın. Çin kapitalizmi nereden nereye diye. Evet. Aslında bununla polemik de yapabiliriz. Yani Çin kapitalizmi meselesini biraz incelemek lazım. Bu arada geçtiğimiz sene teori ve politika tarafından yapılan Çin Sempozyumu'nun da kitaplaştırıldığını, Mehmet Yılmaz Er'in konuşmasının orada da yayınlandığının altını çizelim. Birikim Dergisi'nde yine Türkiye Ekonomisi bölümünde Erinç Yarda'nın enteresan, güzel bir kitap değerlendirme yazısı var. Bu önemli. Yine İsvan Mezeros'un Macar Sosyalist Küreselleşen Sermayenin Kontrol Edilemezliği başlıklı yazısı önemli. Yine Komite Dergisi'nin ilk sayısı yayınlanmış. Burada Küresel Fabrika ve Proletarya Devrimciliği, demin Fernas işçilerinden bahsettik. O yüzden bu dergideki sınıfla ilgili tartışmalarda gündem olabilir. Yani Yol Dergisi'nin de yılbaşında çıkması planlanıyor. O da çıktığı zaman onu da buradan umarım gururla tanıtırız. Çok teşekkür ederiz Mert. Ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim Fatma. Çok sağ olun. Bir dahaki programda görüşmek üzere. İyi günler.